İstanbul'dan gelen konuğum Melek Özen'le iyi gelmeye çalışacağız. Kendisi nefes, enerji ve beden eğitmeni. Tüm bunlar ne demek? Aslında küçük küçük hepimiz son günlerde bu moda kavramları duyuyoruz ama Melek Hanım gerçekten bu anlamda pek çok kişiyle temasta olup iyi gelmiş biri. Rüştünü çoktan ispatlamış biri. Teşekkür ne ettin geldin Melek? Teşekkür ediyorum. İyi ki davet ettiniz. Sizinle çalışma fırsatı buldum ben de. Bir küçük tanımak isteriz. Nasıl başladı bu yolculuk? Nasıl iyi geliyorsun insanlara? Tabii ki. Tam olarak neden söz ediyoruz? Kendini tanıtırken birazcık da bundan. Benim 12 yıllık bir bankacılık geçmişim var Dilek Hanımcığım. Ama bu süreçte aslında bu kararı vermeme en büyük etken tabii ki insan bu yola çıkınca aslında kendi içindeki yaraları şifalandırmak için çıkıyor ve ben o dönem gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşıyordum. Biraz hani böyle ilerleyebilmek için o hepimizin yaşadığı belki bu pandemi dönemiyle birlikte çok artan sürece birçok insanın yaşadığı şey de içimizdeki bir kocaman bir boşluk oluyor. Ve hayatım boyunca hedeflerimi çok hızlı yakalamış bir insanım. Biraz da Başak Burcu olmamdan ve sonuç odaklı olmamdan kaynaklanıyor galiba. Yani işte o güzel bir okulu okumak istedim, oldu. İşte belli bir hani hayatım içerisinde kurumsal bir yerde çalışmak istedim, oldu. İşte çocuğum istedim, oldu. Evim istedim, arabam istedim gibi böyle dünyasal bütün isteklerimi çok kısa süre içerisinde kendim belirlediğim hedefte gerçekleştirdim. Ama sonra boşluk hala oradaydı. Şöyle yok, o zaman boşluk yoktu. O zaman hedefleri olan ve o hedefe gitmek için çabalayan, çalışan, aksiyonunu alan bir melek vardı. Ama o hedeflere ulaştıktan sonra birden şöyle oldu. Şimdi ne olacak? Kocaman bir boşluk ve bu boşluk tam 2 yıl sürdü bende. Çünkü şunu anladım, yani evet bu hedefleri oluşturdum. Sonra baktım ki insanlar aslında herkes aynı şeyin peşinde koşturuyor. Biz neden hani bu dünyaya sadece ev almak, araba almak, işte evlenmek, okumak için mi geliyoruz? Yoksa acaba bu dünyada olmamızın başka sebepleri de olabilir mi? İşte bu sorular benim için de kocaman bir boşluk oluşturdu ve derin bir kendime içe dönüş yolculuğumu başlattım. Her şeyi sorgulamaya başladım hayatımla alakalı, maddi manevi anlamda. Hem çalıştığım kurum, yani iş hayatını, özel hayatını, kendi bulunduğum süreçleri ve bu süreç içerisinde bunları ararken öncelikle beni en çok şifalandıran şey nefesle tanıştım. Ve nefesle o kadar çok şifalandım ki dedim ki benim bunu insanlara anlatmam lazım. Çünkü şöyle bir uzaktan kendinizi o işte dünyanın o karmaşıklığından ve yoğunluğundan şöyle dışarı çıkıp gözlenmediğinizde aslında baktığınızda Dilek Hanım herkes birbirine benzer olaylar yaşıyor. Ve benzer süreçlerden geçiyor. Yani ne kadar sınav çok... Sınav dünyası derler ya. Evet, ne kadar çok farklı gibi gözükse de en altlara indiğimizde o bilinçaltı anlamında aynı kodlarla, aynı negatif duygularla, yani çok fazla karmakarışık duygular yok özünde, hep belirli duygular ortaya çıkıyor. Ve dedim ki bunları nefesle aşabilmek çok kolaymış, yani neden bu bize öğretilmiyor, neden bu bize anlatılmıyor? Yani Allah'ım diyorum, onlar da bize, onlar da çıkabilecek. O zaman bunu bilen biri olarak o gün niyetim gerçekten... Çok kalpten bir niyet ettim. Dedim ki Allah'ım benim, ben bu konuyu elimden geldiğince herkese anlatmaya çalışacağım. Çünkü tek başıma benim mutlu olmam hani yeterli gelmiyor. Bakıyorum etrafımda herkes mutlu. Kolektif bir hayat için. Herkes bir sokakta şöyle bir bakın şu an etrafınızdaki insanlara. Sürekli kaygı, korku, gelecek kaygıları var. İşte çocukları için parasız kalma korkuları var gibi bir sürü şekilde kaygı, korku yaşıyoruz ve mutsuzuz. Ve buna el uzatabilirim. Çok güzel. Bildiğim kadarıyla 4 temel duygu var. Nefret, öfke, korku ve sevgi. Evet. Şimdi 3'ü negatif bakın. 4'te 3'ü negatif, 4'te 1'i pozitif. Ve o pozitifte kalabilmek çok kolay değil gibi görünüyor ama tekniklerle de mümkün diyorsunuz. Sadece nefesle tüm bu negatif duygulardan arınmak nasıl mümkün? Belki biraz bunu açmalıyız. Kesinlikle öyle. Burada mesela sadece bu negatif duygular için değil, şimdi özellikle son zamanlarda çok fazla biliyorsunuz ki insanlar zihin hapishanesinde de yaşıyor. Yani bu duygular ve zihin ikisi de aslında hayatımızda bizi ilerlememiz, tekamülümüzü ileriye doğru götürmek için iki tane büyük tuzak veya sınav da diyebiliriz.
nasıl baktığımıza bağlı. Öncesinde benim en çok nefesi böyle hiç bırakmamamın sebebi ben bir Başak Burcu olarak aşırı zihin ve mantıkta olan bir insandım. Ve gerçekten zihnimin susmadığı zamanı bilmiyorum. Ve nefesle ilk tanıştığımda şöyle olmuştum. Nasıl ya? Bu zihin susabiliyor muymuş? Ve susma ihtimalini dahi düşünmemiştim. Yani hani bu kadar ciddi bir zihin hapishanesindeydim ve onun bir hapishane olduğunu fark ettim. Meditasyon sürecinde mi susuyor yoksa bir nefes süre... Nefes çalışmalarında. Ha, sadece pratik esnasında. Aynen, uygulamada. Bunu keşfettiğim an belki de... Hayata yaymak mümkün mü? Kesinlikle öyle. Ona birazdan geleceğim. Bunu keşfettiğim an hiç bırakmadım nefesi. Benim çünkü en büyük problemim oymuş zaten. Ve o zihin hapishanesinden çıkıp zihnimi sessizleştirmeye başladığımda bütün hayatım değişmeye başladı. İşte nefesin mucizesi dedikleri nokta tam da buradan sonra geliyor. Çünkü düşünceler ne yapıyor? Negatif duyguları tetikliyor. Eğer olumsuz bir düşünceyi kabul ediyorsam veya kendi kendime senaryolar kurup kurduğum senaryoya da inanıyorsam işte o zaman çok büyük sıkıntıların içerisine maalesef ki girebiliyorum. Bir kere benim gerçekten hayatta dengeli ve huzurlu olabilmem için zihnimin sakin olması lazım. Bugün bilimsel olarak da kanıtlanmış, mesela zihnimize düşen gündeki ortalama 20 bin ile 60 bin arasında düşünce var. Düşünsene bu kadar kalabalık bir zihinle gürültü. Ben nasıl hayat akışını okuyabilirim, yaradanın bana vermek istediği mesajı algılayabilirim, hayatımda tekamülüm için ilerleyebilirim. Ancak zihnim sessiz ve dingin, huzurlu olduğumda nereye gidersem gideyim o huzuru, o dinginliği götürebilir ve her anın tadını da çıkarmaya başlayabilirim. Ve ondan sonra üst bir plandan ya bir dakika bu olayları ben niçin, neden yaşıyorum deyip negatif duygu tesirinden kolayca sıyrılabilirim. Evet o anlık bir tabii ki tepkim çıkabilir ama bunu yönetme olasılığı ve dengeye geçirme olasılığı bir şey çok fazla artıyor. Tam da her şeyin başında ve özünde mutlaka nefes var. Bugün ne yapıyorsanız yapın nefessiz hiçbir şey olmuyor. Yemek yemeden günlerce ama su içmeden belki yani az 3 gün ama nefessiz 2-3 dakika içerisinde fazla. Maalesef yaşayamıyoruz. O yüzden de gerçekten nefes ne yaparsak yapalım her şeyin özünde. Ben şöyle diyorum hani telefon attı gibi mana alemine bağlanmak için. Çünkü biz şeyi unuttuk, ruhumuzu unuttuk. Yani bu dünyanın içinde o kadar daldık ki nefes bize ruhumuzu hatırlattı. Onu beslemezsen diyor ki arızalar çıkarırım. İşte böyle zihin hapishanesinde, duygu hapishanesinde hastalıklarla uğraşıp durursun diyor. Nefes alıyoruz ama o zaman buradan şu mu çıkıyor? Yanlış nefes mi alıyoruz? Evet. Maalesef. Nedir yani doğrusu? Nasıl hangi pratikler işimize yarar? Burada aslında önce şunu fark etmek gerekiyor Dilek Hanımcığım. Yani biz bir kere neden nefesimizi bozuyoruz? Baştan acaba nefesi bozarak mı geliyoruz? Yok. Yaradan yani doğduğumuzda tam mükemmel bir şekilde nefes alıyoruz. O bebeklerin hastaneye çınlatacak kadar güçlü o seslerin çıkmalarının sebebi diyaframı tam kullanmaları. Hiçbir sorun yok. Ama sonra ne oluyor da bizim nefesimiz bozuluyor da bu durumlara, bu hallere geliyoruz. Tam da burada farkındalık yaratmak istiyorum. Çünkü bilmiyoruz. Özellikle doğduktan sonra bizim ailemizin yetiştirilme tarzı, korkular, kaygılar, travmatik durumlar yaşamış olabiliriz. Rekabet, risk gibi durumlar bizim ergenliğe gelene kadar maalesef ki doğru nefes alışkanlığımızı bozuyor. Özellikle bu pandemi süreciyle birlikte ergenlikte de değil, artık 5-6 yaşlarına kadar maalesef bu yanlış nefes alma alışkanlığımız ortalaması düşmüş oluyor. Çünkü mesela biz aile olarak çocuklar hani aileyi kopyaladığı için anneyi ve babayı, mesela siz sürecinizi yönetemiyorsunuz, korku kaygı içerisindesiniz, negatif duygular içerisindesiniz. O zaman ne oluyor? Nefes alışverişiniz bozulmaya başlıyor. Tutuyorsun nefesini zaten. Ve evet tutmalar başlıyor. Fakat bunlar farkında olmadığımız tutmalar. Bu tutmaları strese girdiğimde tutuyorum, korktuğumda tutuyorum. Kaygılandığımda yine tutmaya başlıyorum ve 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl derken nefese tuta tuta diyaframdan uzaklaşıyorum. Diyafram kasını güçsüzleştiriyorum. Ve dolayısıyla diyafram nefesin %70'ini kapsıyor ve aşağılara kadar oksijenin inmesini sağlarken ben üst soluğuma geçmiş oluyorum. Bunun farkında bile olmuyorum. O yüzden de siz böyle bu sefer nefesiniz hızlanmaya başlıyor. Hızlayan bu nefes alışkanlığımız
nefes kalıbınızı oluşturuyor aslında. Bu kalıbı da çocuklar kodluyor. Siz hızlı hızlı nefes alan biriyseniz mesela çocuklar da hızlı hızlı. Hı-hı. Otomatik oluyor ama bunu alayım diye değil. Hı-hı. Kopyalıyor zaten. Hı-hı. O yüzden bir kere hem kendimiz için hem çocuklarımız için de gerçekten bir kere özellikle doğru nefes... Özellikle anne sanırım çok etkili alış. Çocukta. 16 yaşına kadar anneye rezone olduğunu duymuştum çocuğun. Şöyle kalp çakrasından bağlı çocuklarımız çünkü Hı-hı. anne ve gerçekten de anne nasıl bir olayda davranış sergiliyorsa, hareket ediyorsa otomatik olarak kopyalıyor. Yani Hı-hı. o yüzden ona bir şey anlatmayın. Sadece o hal içine girip siz onun olması Hı-hı. istediği şeyi kendiniz yapın hep her zaman diyoruz. Aynı bu şekilde nefes kalıbımız da kopyalıyorlar çünkü. Dolayısıyla bizim bu ergenliğe gelene kadar ki bozulan nefes alışkanlığımız sonra şunlara sebebiyet veriyor. Ben üst solunuma geçtiğim an sol beynimi daha aktif kullanmaya hmm. başlıyorum ve sol beyinde sempatik sistem var. Ve bu sempatik sistemde stres hormonlarımı salgılatıyor sürekli. Bu 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl derken sürekli stres hormonuna maruz kalmam tabii ki dengeyi bozmaya başlıyor. Ve böylece ben daha duygularını ifade edemeyen, hmm. öfke patlamaları yaşayan, nefes alışverişim yetmediği için hı hı. anksiyete, panik atağa kadar götürecek durumları sergilemeye başlıyorum. Çünkü hızlı nefes almak demek hı hı. bugün oksijenleniyorum demek değil. Aslında bedenimi oksijensiz bırakıyorum demek. Çünkü karbondioksitle oksijen hücrelerime servis edilemiyor. Bu yüzden de birçok insanın yaşadığı korku, kaygı, panik atak, anksiyete hı hı. görme ve işitme bozukluğuna kadar bakın üst solunumdan sadece nefes almamız bütün hayat dengemizi bozmaya başlıyor. Oysa ki biz diyafram nefesleri alsak, hani burada ben bu şurayı anlatmayı çok seviyorum. Çünkü hani nefesin mucizesi diyoruz, Hı-hı. çok havada kalıyor. Evet. Bir dakika, hani mucize Hı-hı. de nasıl yaratıyor Hı-hı. bunu? Zaten nefes alıp vermiyor muyum? Hı-hı. İşte bu üst solunuma kopan diyafram bağlantısı üst solunuma çıkıyor ya, ben tekrar farkında doğru nefes egzersizleri ve doğru nefes teknikleriyle diyaframımı tekrar o baştaki fabrika Hı-hı. ayarlarıma döndürdüğümde alt solunumu aktive ettiğimde bu sefer beynimiz sağ lobu aktif olmaya başlıyor. Ve sağ lobu parasempatik sistem. Yani mutluluk hormonlarım salgılanmaya başlıyor. Bugün zaten birçok psikolojik sorunların sebebi de hep bu mutluluk hormonlarının az salgılanmasından kaynaklanmıyor mu? İşte ben nefesim aslında kendime tedavi olabilir. Hı hı. Alternatif olarak bunu yönetebilirim. Diyaframı aktive ettiğimde endorfin, serotonin ve dopamin hormonları salgılanacağı için bir kere otomatik olarak daha dingin, keyifli ve huzurlu olmaya başlıyorum. Aynı zamanda bedenim daha alkali olmaya başlıyor. Çünkü artık yeterince oksijenlenmeye başlıyor. Ve birazcık mesela üst solunum yapan bir insan biraz daha bencil olabiliyor. Biz bilincinden uzak olabiliyor. Ama mutluluk hormonları salgılanınca aynen öyle. Daha bildikçe bütüncü anlayışı bir çünkü şey çıkıyor. Hani dışarıdan daha bakıp ya aslında burada bende de bir hata olabilir deyip kendi sorumluluğunu alabilip barış ve yüzleşme kısmına geçebiliyor. Ama üst solunumda sürekli stres hormonlarıyla mücadele eden biri savaş kaç durumuna daha çok geliyor. Neden? Mesela savaş kaç durumu nedir diye söylerseniz bir olay yaşadık, bir tartışma durumu yaşadığımızı düşünelim biriyle. O zaman onunla ya böyle didişip gerçekten sonuna kadar kavga etmeyi seçiyoruz, kalp kırabiliyoruz. Ya da hiçbir şey söylemeyip ceketimizi alıp çıkıp bir daha da görüşmüyoruz. Muhatap olmuyoruz. Muhatap olmuyoruz. İşte bu ama gerçek ve doğru bir iletişim değil. Ama öbür tarafta ya diyoruz ki evet böyle bir sıkıntı var. Gel burada hani ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Herkes ondan sonra güzel bir şekilde yollarımızı ayıralım deyip o barış ve yüzleşme kısmına daha rahat geçirebiliyoruz. Yani burada diyafram nefesinde hani bir şeyin dengesi kaçtığında sıkıntı olur ya Dilek Hanım. Üst solunumu, diyaframı dengeli almak gerekiyor. Şimdi sadece diyafram nefesi alanlar da bakın şu sorunları yaşıyorlar. Mesela hedef oluşturamıyorlar. Yaşam enerjileri çekiliyor. Diyor ki ya hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hani bu hayatta kendilerine bir hedef oluşturamadıkları için aslında dünyaya kök salamıyorlar. Mesela özellikle diyafram çok fazla alanlar bunları yaşar. O zaman üst solunum çünkü tam aktif değil. Ve dolayısıyla da bunlarda kurban bilinci daha fazla oluyor. Sadece diyaframı çalışanlar. Bunu birazdan bir uygulama yaparız. Evet, onu rica edecektim. Mesela herkes bir üst solunum mu oluyor, diyafram mı oluyor fark edebilir. Ama öncelikle bir ne yaşadığımızı fark etmek her zaman önemli.
Ama şey düşünüyorum, şimdi sen anlatırken konservatuvar eğitiminde ya da müzisyenlerde nefesi doğru almak çok önemli bir şeydir. Diyafram nefesi alırlar, eğitimlerinin bir parçasıdır. Ama onlar duygularını yönetmekte ne kadar başarılılar çok emin değilim. Yani çok mu mutlular, çok mu dengeliler? Yani acaba sizin bu nefes tekniklerinde başka kodlamalar da mı var, için, bilinçaltı temizliği gibi şeyler de mi var? Nefes alma biçimi yoksa tamamen yeterli mi? Burada şimdi dedim ya, sadece diyaframdan alanlar veya sadece üst solunum alanlar. Şimdi sadece diyaframı çalıştırırsanız işte sıkıntı oluyor. Aslında bu bir sonraki bu egzersizi yaptıktan sonra oraya geçebiliriz. Olur. Nefesin bilinçaltıyla nasıl örtüşüyor ve bize o negatif kodları nasıl kodluyoruz, onları da bahsetmek gerekir. Şimdi kurban bilincine mesela çok fazla giriş olabiliyor sadece diyafram olduğunu. Yani şöyle bir şey yaşayanlar için söylüyorum. Hep yaşadığımız olayları karşı tarafa suçladığımız durumlar olur. Ya bana işte Ayşe böyle yapmasaydı ben bugün şuraya gelirdim. İşte gidiyorsunuz arkadaşınıza, hep birilerini şikayet ediyor. Hep birileri ona bir zarar vermiş. Hep ona birileri acı çektiriyor. İşte bu sadece diyafram nefesi olduğu için bunu söylüyor aslında. Ama hani işte bunun nefese bağlantılı olduğunu bilmiyoruz. Dilek Hanım, en çok sıkıntı burada. Oysa ki dengeli nefesler alsak, yani diyafram ve üst solunumu katan nefesler alsak mesela, o zaman bu zaten blokaj otomatik olarak bir çözülmeye başlayacak. Çünkü bunu almaya biz bu maalesef sıkıntılı sürece doğru gidiyoruz. Sadece üst solunum alan biri de duygularını çok fazla ifade edemediği için, çok hızlandığı için hayatın içerisinde, otomatik pilota geçtiği için de öfke patlamaları yaşayanlar üst solunum yapar. Çünkü duygularını ifade etmeyip içine atıyor. Sonra bir gün gidiyor patlıyor. Anksiyete, panik atak yaşayanlar yine üst solunum yapıyor. Çünkü alıyor nefes yetmiyor gibi geliyor. Belki çakralar da tıkanıyor bu arada. Tabii enerji merkezleri zaten tıkanıyor. Bir kere siz üst solunuma geçtiğiniz zaman 1-2 3. enerji merkeziniz zaten blok oldu. Tamam, çünkü tamamen üst taraftasın. Aynen, enerji aşağılara doğru gönderemediğim için hem buradaki enerji merkezleri denge bozuluyor, hem buna bağlı organlarda sıkıntı yaşamaya başlıyor. Belki de organlık bile azalıyordur. Kesinlikle öyle. Yani bahsettiğimiz kısım, o yüzden diyafram nefesi almaya başladığımızda biz aşağılara kadar oksijen inebildiği için buradaki o enerji merkezlerinin prensip bir de oradaki blokajlar da kalkmaya başlıyor. Ve sağlıklı oksijen ve enerji akışı olduğu için de bu sorunlar da gitmeye başlıyor. Zaten bunları birbirinden ayıramayız. Yani çok enerji, bilinçaltı, kelebek etkisi gibi bir şey. Hepsi birbirine çok fazla uyumlu. Şimdi nasıl az solunumu, üst solunumu aldığımızı fark etmek için bir elimizi göğsümüze, bir elimizi karnımıza koyalım. Sadece bizi dinlerken nasıl nefes alıyorsak öyle nefes alalım. Hangisinin kalktığının farkına varın. Yani üstteki elim mi kalkıyor, alttaki elim mi kalkıyor? Bunu fark edelim. İkisi de kalkıyor ben. Güzel. Şimdi demin bahsettiğim gibi üstte kalkanlar maalesef diyafram nefesi almıyordur. Sadece altta kalkanlar da üst solunumu almıyordur. Şimdi bunun için YouTube kanalından ücretsiz bir şekilde oradaki egzersizleri yapıp bunları direkt şifalandırabilirsiniz. Yani orada diyafram, diyafram egzersizleri kısmı var. Bir de 60 nefes var. Ama oradaki yapılan yer egzersizleri o yüzden. Yani anladım. O çok rahatlıkla videoyu izleyip oradan ayrıntısına kadar eğitimin içerisinden çektiğim bir bölüm zaten. Sabah akşam düzenli olarak yaptıklarında 3 ay boyunca, bakın 3 ay yapıyorsunuz sadece. Zaten bu akış dengeye girmeye başlıyor. Ama bizim bugünkü konumuz özellikle nefes teknikleri konusu, bu doğru nefes egzersizlerini yaptıktan sonra bir daha nefesi bozmamak işte. Neden bozuyorduk? Sürdürülebilir. Sürdürülebilir olmak. Hale gelmek çok önemli benim için. Her çalışmamda, her uygulamamda bu benim için hani önemlidir. Ve gerçekten bunu verebildiğim zaman gerçek görevimi tamamladığımı düşünüyorum her zaman. Nefes teknikleri işte burada çok devreye giriyor. Doğru nefes almaya başladıktan sonra tekrar tabii ki hayat devam ettiği için biz olaylar, durumlar yaşamaya devam ediyoruz negatifte. Çünkü zaten acı çekmeden tekamül edemiyoruz. İlla ki hayatımıza bir negatif olay oluyor. Ve bizim bu negatif olaylar karşısında işte hemen o negatif duyguları terhis edebilmemiz nefes teknikleriyle oluyor. Yani eğer ben tekrar nefesimin bozulmasını istemiyorsam bana gelen tesirdeki işte kızgınlık mı, öfke mi, kıskançlık mı, hırs mı, ne geliyorsa artık oradaki tüm o negatif duygu hızlıca terhis ettirebilecek tekniklere sahip olan, 1-2 dakika içerisinde siz o duygulardan çıkıyorsanız eğer, ondan sonra ne nefesiniz bozuluyor ne enerji analınız
alanınız bozuluyor. O yüzden de nefes tekniği kalıcılığı sağlayan çok önemli bir araç. Kesinlikle. Bir de nörologların da söylediği bir şey, insan beyni aynı anda iki, en fazla üç şeye odaklanabildiği için şey diyorlar işte, bir nefes almaya çalışın. Bu arada bir güzel bir müzik açın. Hı hı. Yani belki hala odaklanmakta zorlanıyorsanız bir de sakız çiğneyebilirsiniz. Bir bakmışsınız problem ortadan kalkmış. Aynen öyle. Yani ben her zaman diyorum, mesela öfkeli bir anımızda tek derin bir nefes alın. Dediğiniz an zaten bir boşluk yarattığımız için o gerçekten sonra sıkıntılı süreçler yaratabileceğimiz olasılıkları korunmuş oluyoruz. Ama vaktimiz varsa iki nefes, daha da vaktimiz varsa üç nefes. Eğer nefes egzersizi uygulaması yapabilecek kadar bir zamanımız ve yerimiz varsa da lütfen bir odaya geçin. Mesela burundan karnımıza doğru nefesler alacağız diyorum. Burundan nefes alırken karnımı şişiriyorum. Ve ağızdan nefesimi yavaşça ho sesiyle veriyorum. Bakın bu ho sesi çok önemli. Camı buğularcasına sıcak nefes. Çok hızlı bir şekilde bizi rahatlatıp gevşetiyor. Burnumdan karnıma doğru alalım mesela bir tane. Ve sanki huzurun sesi. Evet. Ve bu ses de bizi çok rahatlatıyor. Ve ne kadar uzun verebilirsem o ho sesine ve şuradan sıcak nefes olarak, işte mesela 20 tane nefes alın. Öfkeden eser yok. Bence trafikte hatırlatıcılar olmalı bu şekilde. Tabii bu doğru nefes tekniği. Doğru nefes burundan alınıp burundan veriliyor. Bu teknik olduğu için. Hızlıca rahatlamak, öfkeyi servis etmek için bir uygulama. Ve bunu yaptığınızda inanın Dilek Hanım, bir daha sinirlenip öfkeleneyim deyin, mümkün değil. Ne güzel mümkün ya. Mümkün değil yani. Bu kadar hızlı buralardan bu çıkabiliriz. Bu formülü resmen. O yüzden ben bunları fark ettikten sonra işte... Ya dedim ki herkes çıkabilir. Stres için ayrı bir teknik var. Korku için ayrı bir teknik. Öfke için ayrı bir teknik. Doğru nefes aldıktan sonra her şey dengeye girmeye başlıyor. Sonra daha derine gidiyoruz. Hani biz kapıyı çaldık şimdi mana aleminde nefesle. Bir kendimizi bir toparladık. Ama şimdi daha derine, işte bilinçaltına doğru yolculuk yapabiliriz. Biraz bu mana aleminden de söz edelim. Sen diyorsun ki biraz hayatınıza seyirci kalın. Ne demek istiyorsun? Gözlemci. Gözlemci kalın, evet. Evet. Hayatımızda gözlemci kalmak, karşı tarafı gözlemlemekten öte, karşı tarafın benim üzerindeki yarattığı etkiyi gözlemlemekten bahsediyorum. Yoksa evet, biz hani birbirimize baktığımızda birbirimiz hakkında nokta atışı analizler yapabiliriz. Ama önemli olan kendi içimdeki kendime yaptığım analizler. Kendimi göremiyorum ki. Hep kör noktam, o yüzden ben oluyorum. Ve asıl dönüşmesi gereken bensem, o zaman nereden tesirlere bakmam gerekiyor? Yaşadığım olaylardan, durumlardan, kişilerden bana yansıyanlara. Bugün tasavvufta en sevdiğim konu ayna. Bir hep örneği vardır. Sen ne yaparsan yap, aynadan sana olaylar yansır der. Yani hani birine kızıp öfkeleniyoruz ya Dilek Hanım. Gidip aynadan sen eğer öfkeyi, kızgınlığı görüyorsan diyor ki git istersen sen aynayı kır ama hakikati değiştiremezsin diyor. O seninle alakalı, karşı tarafla alakalı bir şey değil diyor. İşte burada biraz daha bunu açmak gerekirse, hayatın içinden örnekler vermek gerekirse, eğer hayatımızda mesela sürekli sevgisizliğe dair olaylar yaşıyorsam o zaman şuna bakmam gerekiyor. Ben kendimi seviyor muyum? Hemen bu sorumu sormam gerekiyor. Ve acaba bir kağıda lütfen alın kağıdı. Ben kendimi seviyor muyum deyin. Ve bunu içsel olarak bir sorun. Eğer sevgisizliğe dair sürekli size sevgisiz hisseden insanları çekiyorsanız zaten mutlaka sevmiyorsunuzdur tam olarak. O doğru cevabın gelip gelmediğini nasıl bileceğiz? İşte yani... teyitten. Bakın çok basit. Adam benim sistemi anlatıp sistemin ne kadar basit olduğunu göstermek. Eğer sevgisizliğe dair deneyimler hep bana sevgisiz hisseden insanları çekiyorsam anlamalıyım. Kendimi yeterince sevmiyorum. Ve sonraki aşama şunu yapacaksınız. Not alacaksınız. Acaba ben kendimin hangi hallerini sevmiyorum? Kendimden neleri beğenmiyorum? Neleri tam olarak içselleştiremiyorum? Yani benim sevmemi engelleyen kendimi neler var? Sonra gideceksiniz, onları ilk oluşturduğunuz zamanları bulmanız gerekiyor. Bulamazsanız da artık onlar üzerinde onları kabul edip
onu artık kendinizi sevgi dolu hissedecek eylemlere geçmelisiniz. Yani ben hep şunu diyorum, Melek Hocam anlıyorum diyor, ben kendimi nasıl sevebilirim? Zaten sevmiyor muyum? Hı-hı. Hayır, tam olarak sevmiyorsun. O zaman nasıl sevebilirim? Nasıl seveceğim? Çok basit. En çok sevdiğimiz insanı düşüneceğiz. Hı-hı. Ona nasıl el bebek, gül bebek bakıyoruz, her Hı-hı. şeyini uğraşıyoruz, Hı-hı. her şeyini ondan daha ayrıntılı düşünüyoruz. Onun konforunu değil mi? Hı-hı. Sağlığını, geleceğini, Hı-hı. burada en önemli çocuklarımız oluyor en güzel örnekte. İşte tam da kendime o şekilde bakacağım, o şekilde ilgileneceğim, hmm. el bebek, gül bebek. Önce ben bunu kendime yapacağım. Ben kendimi sevmeden nasıl kendini sevgi dolu evet. insanları hayatıma çekeceğim ki, öyle değil mi? Bu konuda biraz eksiğimiz var. Şöyle ki başkalarının onayını almak zorunluluğuyla yetiştirildi genel olarak toplumumuz. Yani özellikle yani 80'ler, 90'larda büyüyenler böyleydi. Belki 2000'lerden sonra hayat biraz değişti. Sosyal medya ve medyada belki bir farkındalık yarattı. Sizler de aynı şekilde. Ama toplum ve onun onayı diye büyük bir patron vardı Hı-hı. hayatımızda. Dolayısıyla kendimizden önce başkalarını memnun etmeyi rehber edindik. Hep öyle öğretildi. Ama artık bugün bunlar... Çok fazla değişti. Fark etmeye başladık. Farkındalık oluşturmaya başladık. O yüzden başka bir hayatın içinden daha örnek verelim ki neden nasıl tezahür ettirdiklerini kişiler anlasın istiyorum. Çünkü anlamadığımız hiçbir şey değiştiremiyoruz. Kesinlikle. Bir de en çok konu, ya Melek Hocam ben herkese yardım ediyorum, işte veriyorum, ondan sonra elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama bir gün öyle bir şey geliyor ki yine en kötü ben oluyorum. Yine hiçbir şey yapmamış gibi oluyorum. Ha, diyorum ki o zaman peki sen acaba kendine yardım ediyor musun? Çünkü sen kendine yardım etmeden başkasına yardım etmelerin kendini yok saymanla alakalı. Kesinlikle. O yüzden önce ne yapacağız? Kendimize yardım edeceğiz. Aynı şekilde bu alma verme dengemizi de bozuyor çünkü. Mesela hayatımızda aldatılma olayı yaşıyorsak. Ya Melek Hocam işte ilkinde böyle aldatılma olayı yaşadım. Sonra başka bir ilişkim oldu. Yine aldatıldım. Yine benzer senaryoları farklı kişileri çekiyorum hayatıma. Neden aldatılma yaşıyorum ben diye sorana kadar inanın o aldatılma döngüsünden çıkamazsınız. Ne zaman sordunuz ya Allah'ım ben neden sürekli bu deneyimi hayatıma çekiyorum? Burada göremediğim şey ne? Bana göster Rabbim dediğin noktada da bununla ilgili kişi durum hayatına getirilir. O ancak orada ondan sonra dönüşümü yaratabilirsin. Doğru soruları sormak yani. Yani mesela aldatan kişiyi suçlamayı, yargılamayı, kınamayı bırakıp demen, şunu demen gerekiyor. Allah'ım bunu niye ben tezahür ettiriyorum? Yani ben neden yaşıyorum bunu? Neden bu deneyime ihtiyacı var bu ruhun? Evet, yani sorumluluğumu alıyorum birincisi. Kendimin tezahür ettirdiğini anlıyorum. Peki ben bunu neden yansıma olarak çekiyorum? Aynalık oluyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendime söylediğim, kendimi aldattığım konulardan dolayı oluyor. Kendisi ama başkasını aldatmıyorum. Bakın buradaki zaten kör nokta bu. Kendi kendimi aldatıyorum. Kandırdığımız anlar. Kandırıyorum. Evet, kandırıyoruz. Kendimi kandırıyorum. Asır alt ediyoruz belki. Evet. Yani belki o kişiyi o kadar ben sevmiyorum. Onu o kadar kabul etmiyorum. Belki kafamda canlandırdığım, hayal ettiğim, ben bunu böyle işte biraz çalışırım ederim, istediğim hale getiririm. O getirdiğim haldekini seviyorum aslında. Şu andakini sevmiyorum. Dolayısıyla kendime samimi mi dürüst olmuyorum. Kılıf uyduruyorum, kendimi aldatıyorum. Ve kendimi aldattığımı göremediğim için artık o kadar görmemişim ki onu. O kadar yok saymışım ki en sonunda Rabbim bir aldatılmayı veriyor. Ondan sonra bir dönüp böyle sarsılıp onu görmeye başlıyorum. İnsanın kendisini tanıması çok önemli demek ki. Buradan bu çıkıyor. Kesinlikle öyle. İşte kendimizle bir tanışmamız lazım. Zaten bunlar için geldik. Tekamül bu. Hani kendini bilme yolculuğu dediğimiz şey bu. Bazısı kendini bilme yolculuğu diyor. Bazısı içe dönüş çalışması diyor. Bir ama ben sonuç, var benden içeri dedikleri. Aynen Ali'nin sevmenin dediği gibi. Tam da sistem aslında bu kadar basit. O içerideki dileği bulmak. Mesele. Kesinlikle ve inanın o kadar çok benliğimiz var ki sahte benliklerimiz. İşte öfkeli bir melek var. Ondan sonra kıskanç bir melek var diyelim. Hırslı bir melek var.
Yani böyle birçok etrafımızda benliklerimiz var ve bunların aslında biz karıştırıyoruz, kendimizi zannediyoruz. Bu benlikleri görebilmek yansımalarla olabiliyor. Çünkü zaten bu dünyayı birbirimizden aldığımız tesirlerle onları anlayıp idrak etmek için geldik. Bugün eğer ben o aldatılmayı işte X kişisiyle yaşıyorsam aslında onda da o blokaj var. O da kendini aldatıyor. Ama biz aldatan görebilmek aldatır, için... aldanır dedikleri bu. Ay ne kadar güzel söylediniz. Evet. Bu ikimizin içinde de olduğu için bu frekanslar buluşuyor. Aslında frekans dediğimiz şey de bunlar benlik. Bu benlikler buluşuyor. Bunlar birbirine ders vermek için bu senaryo oluşuyor. Gören, algılayan o sınava ihtiyacı kalmıyor. Dönüştürüyor ve bir daha hayatında aldatılma olayı yaşanıyor. Tabii ki bunu bir idrak ettikten sonra şu kısmı atlamayalım. Sonra buradaki kızgınlığı, öfkeyi boşaltıp içsel olarak bakın karşısına geçip illa bir helalleşmek de gerekmiyor. Onu karşımıza getirip teşekkür ediyorum. Senin sayende kendi içinde kendimi aldattığım yanlarımı keşfettim, dönüştürdüm. Artık kendime daha samimi ve dürüst olmayı seçiyorum deyip, işte sen buna vesile oldun deyip, alman gereken dersi aldın, sana hakkımı helal ediyorum. Dünyada 3 kişi yapmıştır bunu Melek. Ama yapabilirim. Teşekkür ederim, beni aldattığın için mi diyecekler? Hayır, kendimi aldattığımı fark ettim, fark ettirdim. Buna vesile olduğun için teşekkür ediyorum. Benim artık bu deneyime ihtiyacım kalmadı, seni Allah'a havale ediyorum. Bu müthiş bir olgunluk seviyesi. Buna geldiğiniz zaman, kalbinizde o insan nötr geldiğiniz zaman sınavdan çıkarsınız. Eğer yoksa yine bunu yapamazsanız yine yaşarsın diyorsun. Yine aldatılacaksınız. Ve bu sefer biz öncekinden daha sert aldatılacaksınız. Çünkü kırıla artık kırılacak bir yer kalmıyor. Hastalıkları olmaya başlıyor, sıkıntılı durumlar oluşmaya başlıyor. Yani kimseye güvenmiyorsun, kalbini sevgiye kapatıyorsun. Biz bugün sevgiyi anlamaya geldik, öyle değil mi? O yüzden bu çalışmalar çok önemli. Bunu onun için yapmıyorum ki, bunu kendim için kendim yapıyorum. Için. Ali, Mehmet, Ayşe'nin bir önemi kaldı. Olan ben yansıyanı alıp kendi içimdeki içsel dönüşümü ve yolumu aydınlatıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani yaşadığımız her olayda bir şekilde bize ayna tutulduğunun çok farkındayım. Ama bu senin söylediğini kabul etmek pek çok izleyen için çok kolay bir şey değil. Özellikle de yeni duyanlar için yani sorusu söz konusu. Burada ne yapabilirler diye hemen aklıma bir soru geldi. İşte burada tam da biz de yani devreye giriyoruz. Özellikle yani benim uygulamalarımda çok hızlı bu sonuca gidiyoruz. Çünkü ne yapıyorum? Önce bir insanın enerji çalışmalarıyla üzerindeki bu enerjilerin bir blokajını, bunca yılın bir o enerjileri, negatif enerjilere gittikten sonra, bilinçaltıda çalıştıktan sonra çok hızlı bunu yapabiliyor hale geliyorsunuz. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız zaten ben yapamayanlar için, özellikle nefes farkında da seferberliği için zaten bu yola çıktım. Bunları bu yüzden bu kadar çok anlatıyorum. En azından o YouTube kanalındaki nefes uygulamalarıyla başlayın. Zaten bir şeyler dönüşmeye, bilinç seviyemiz artmaya başlayacak. Nefes de bir, önce bir farkına varalım. Sonra bunları yapabilme gücümüz artacak. Ama biz bu kadar sığ nefes alırken, bu kadar zihnimiz karışıkken, zihin ve duygu hapishanesindeyken çok doğru söylediniz. Ama biraz oksijenlendiğimde, biraz kendim sakinleşip, dinginleştiğimde, barış ve yüzleş sürecine geçtiğimde inanın bunları yapabilmek de çok kolay oluyor. Yani yapamayanlar bizden destek alabilir. Zaten bütün eğitimlerim yolu öğretmek üzerine. Ama bu yolu öğretirken de onu yola sokabilecek bütün enerji uygulamalarını, araçları, eğitimlerde de veriyorum. Ve bu 40-50 tane belki blokajınız benle dönüştükten sonra siz zaten bunu tak 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 yapabiliyor duruma geliyorsunuz. Şimdi zihnimiz o kadar eğitilebilen bir şey ki. Bugüne kadar bu şekilde çalıştı ama bundan sonra bu aldığı ve dönüştürdüğü çalışmalarla da artık çok hızlı bu sistemi öğreniyor. İnanın yolda yürürken bile bir şeyi fark edip yolda yürürken değiştirip başka bir sen olarak devam edebilirsin yola. Bu kadar hıza çıkabilirsiniz uygulamalarla. En iyi versiyonuna ulaşmak. Kesinlikle. Şimdi siz böyle, siz diyorum bu spiritüel alanda çalışan insanlardan şeye ikna oldum. Evet, belli bir tecrübeden geçmişsindir, acıyı çekmişsindir, tekamül yolculuğunda farkındalığın artmıştır. O yaşadığın olayların örüntüsünden sonra ne demek istiyor hayat bana diyorsun ve cevabı arayıp bulmak daha kolay. Ama şeyi merak ediyorum, diyelim ki işte başında kavak yerleri çok mutlu bir genç. Hiç böyle şeyler yaşamadı, hayat onun için henüz çok güzel gidiyor. Yaşamadan mümkün mü bir anlamda kendini tanımak ve
Hani bu tıpta şey var ya, önleyici tıp var ya, önleyici pratikler mi diyelim artık, nasıl tanımlarsanız. Şimdi tekamülün bir aşaması acı deneyimleyerek oluyor. Çünkü hayatımda her şey yolundayken ve güzel gidiyorken, aa dur bir ben kendimi geliştireyim, bir içime döneyim, bir kendim için bir çalışma yapayım, hiç kimse demiyor. Değil mi? Kesinlikle demiyor. Yani ne zaman zorlayıcı bir tesir geliyor, ne zaman sıkıntılı bir durum geliyor, ondan sonra orada idrak edip sorarsam bir gelişim olabiliyor. Yani bizim hani kıyamet, herkesin kıyameti kopacak dedikleri şey bu. İlk baştaki kıyamet kendi içimizde kopuyor zaten. İlk uyanış çok sıkıntılı. Yani çünkü o kadar çok görmüyoruz, o kadar çok kör noktamız oluyor ki buradan bizi çıkarabilmek için, uyandırabilmek için çok sarsıntılı bir olayla çıkabiliyoruz. Gerçekten hayatımıza çok zor. Acının bana kattığı değeri bilirim şarkısında olduğu gibi demek ki orada bir o değeri bir yaşamak gerekiyor. O değeri bir yaşamak gerekiyor ama sonrasında güzel bir haberim var. O deneyimi aşıp gerçekten kendi içinde çalışıp ilerlediğin noktada hayatı okumaya başladığında da inanın çok kolay tekamül ediyorsun. Mucize dedikleri. Kesinlikle, çünkü önceden ben mesela 10 kere uyarı alıyorum, onun da görmüyorum. Artık 11. uyarı 200 kilometrede gidip duvara çarpmam gibi oluyor. Ama oradan aldığım derste tekrar ayağa kalktığımda tek bu sefer birinci uyarıda. Evet. Ya 20 kilometreli giderken çarpmam. Bir dakika çarpmam. Ben ne yaşadım ve neden hemen o bir dakika sorular... O kadar güzel bir şey değil ki. Ben bazen onu yapıyorum. Bir dakika. Burada göremediğim bir şey var, hemen anlamaya seçiyorum. Anladığınız an olasılık değişiyor. Hani sınavı geçiyorsunuz ve evet almam gereken ders olunca zaten en karışık durum bile çözülüyor. Yeter ki biz almaya niyetli olalım. Siz yarın her zaman şunu diyor, ben geldim sana ama sen evde yoktun. Aslında bunun ne demek istiyor? Sen almadım karşıdaydın, sen karşıyı kızıyordun, öfkeleniyordun, suçluyordun. İşte o yaptı diyordun. Ben geldim sana yardım etmek için ama sen karşıladın. Ama sen şöyle dersen ki, Allah'ım her şeyi, pozitif şeyi de veren sensin, negatifi de seren versin. Acıyı da sevgiyi de veren sensin değil mi? Bunu bir kere algılamaya başladığımda, aa Rabbim bu şimdi ben neyi anlayamadım da idrak edemedim de sen bana bu olayı tekrar gönderdin dediğimiz noktada sen artık evindesin. Ve ondan sonra bu soruyu sorduğun için ve Yaradan'dan geldiğinin bilincinde olduğun için karşı değilsin bakın. Yaradan'dan gelen bu şeyin karşılığını arayıp dönüştürme niyetinde olduğu için de sana bütün cevaplar inanın işte bir telefondan bakarsınız oradan cevap gelebilir. Yolda yürürsünüz oradan bir şey duyarsınız, bir arkadaşınız arar sizi anlatır. Aa, almanız gereken cevap muhakkak size verilir. Evet, evet. Yeter ki biz evde olalım. Cemal Nur Sargut'un böyle bir şeyi vardı röportajı. Çok üstüne gelinmiş ve artık galiba yeter noktasına geldim demiş. Yani çok eleştirildiği için o aşırı pozitif bulunmuş. Ve bir taksiye bindim diyor. O anda çalan şarkı Sen Üzülme Ben Varım. Yani... Aynen. Gerçekten çok ilginç değil mi? Yani o anda mesaj almış hani Rabbim benimle, sen üzülme ben varım dedi bana şarkı aracılığıyla. Net böyle geliyor. Çok 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 her büyülü bir dünya. Geliyor. Yani o yüzden o gelecek olasılıkları da limitlemeyelim. Her yerden konuşuyor Rabbim. Bugün zaten eğer siz bu sistemi anlarsanız yani herkesin size bir şey yansıttığını aslında şunu anlamış oluyorsunuz. Yaradan herkesten bizimle konuşuyor. Konuşan Yaradan. Hep yansıtıyor ya, bak diyor sen bunu göremiyorsan sana Ayşe'den söylüyorum, sana Ahmet'ten söylüyorum. Seni bu olaya atıyorum ki diyor, hep ama elim üzerinde diyor. Seni çıkaracağım da diyor, hani ama bunu yapmadan da görmüyorsun, ben ne yapayım diyor. Evet. Sana vermek istemiyorum ama diyor, uyandırmam için bunu yapmak durumundayım diyor. Yani bugün hep negatif diye bahsettiğimiz olaylar var ya hayatımızda. Veya şey... sıkıntılı dünyaya da baktığımızda ne var? Bir korku frekansı var, bir sevgi frekansı var ve şu an çok yoğun bir korku var. Aslında üst plandan baktığımızda hepsi Yaradan'a hizmet ediyor. Bugün biz ne dedik demin? Acıyı ve korku olmadan tekamül etmiyoruz. Allah'ı hatırlamıyoruz ki. Yani bir korku olduğumuzda ay Allah'ım diyoruz değil mi? Evet. Hemen ona sığınıyoruz. Evet. Bir deprem oluyor, bir şey oluyor. O yüzden de ne yapmak gerekiyor? O taraftan baskı oluyor. Aslında şu an şunu anlamalıyız. Bu kadar insanoğlunun zorlanmasının sebebi, etrafta bu kadar korku frekansının olmasının sebebi gerçekten çok fazlasıyla dünyasal olarak hayatı devam ettirmemiz ve direnmemiz, gelişime karşı maddi direnmemizden kaynaklanıyor. Ne kadar çok direnip, ne kadar çok gelişmekten ve tekamülden kaçarsak da
maalesef ki kolektif olarak da daha zorlayıcı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu da bizim dışarıdaki yansımamız, kolektifin yansıması aslında. Kolektiften etkilenmemek mümkün mü? Kendini korumak? Ya zaten olay bu. Bizim hani çalışmalarda anlatmak istediğim nokta bu. Sen dışarıdaki olayları, kişileri, durumları değiştiremezsin. Değiştirebileceğin tek şey kendisin. Bunu korunma yöntemlerini bilerek, tekamüldeki bilinç seviyeni arttırarak ve gerçekten de olayları okuyarak ancak bunu yapabilirsin. Birincisi ne yapabiliriz? Mesela bazı insanlar vardır, enerji vampiri gibi gidersiniz, yanında bütün enerjiniz çekilir. Çok iyi. Hiçbir şey yapmasa da çekiyorlar. Hiçbir şey yapmasa yani da. Yani onun herhalde kendi frekansıyla mı, aurasıyla mı ilgili? Yanında öyle sessizce otursam bile bir yorgun kalkıyorsun. Tabii bütün enerji gidiyor. Çünkü nasıl biliyor musunuz? Auramız aynı ortamda bulunduğumuz zaman otomatik olarak az olanı hop yüksek frekansı onu şarj etmeye başlıyor. Şarj edince sizin enerjiniz düştüğü için siz kendinizi bir yorgun ve bir keyifsiz hissetmeye başlıyorsunuz. Ama burada şunu diyeceksiniz. Mesela böyle bildiğiniz insanlara vardır yani hepimizin hayatında oluyor. Mutlaka. Diyeceğiz ki bu insanın düşüncelerini kabul etmiyorum. Duygularını kabul etmiyorum. Enerji alanımı ona karşı kapatıyorum. Ve ben kendi enerjimi koruyorum diyeceğim. İçsel olarak bunu yaptıktan sonra o kişiye karşı nötr kalmanız lazım bakın. Yargılamadan? Yargılamadan, negatif bir şey oluşturmadan nötr. Nötr kaldığımda enerjimi tamamen korurum. O zaman benim enerjimi alamaz. İlla bana negatif, mesela derdini anlatır, sıkıntısını anlatır. Olayın içine girmem, onunla sempati yapmam, onu yaşarmış gibi hissetmem, onu bir film izler acımam. Gibi, bir film filme yorum yapar gibi. Filmde bile kaptırıyoruz biz, değil mi? Toplum olarak. Ama nötr kalacağız. Özellikle o insanları anlatacağız, sadece dinliyoruz. Hiçbir duygu yok. Yani tabii ki fikrimizi beyan edebiliriz ama duygudan arışmış bir şekilde. Evet, evet. O zaman enerji alanımızı kesinlikle kaptırmayız ve mümkünse kısa görüşmeler, mümkün olduğunca az buluşmalar. Zaten bir süre sonra sizden, enerjinizden beslenemeyince o sizinle sohbet etmekten keyif, işte aynı ortamdan bulunmaktan keyif almayacak ve kendi kendine gidecek. Hani bir mesela kediyi besleriz sürekli o bizim hani bizi gördüğünde yanımıza gelir ya, ama bir süre onu beslemezsek de sonra uğramaz. Yani biz onu beslediğimiz sürece onlar bizi açıkçası alanımıza girebiliyorlar. Dolayısıyla da hani enerjimiz bu devirde en önemli şey. Kesinlikle. Korumamız gereken en önemli şey. Bu bahsettiğim yöntemlerle çok rahat koruyabiliriz. Herkes kendi frekansına özen gösterirse, işte bunu nefesle, bilinçaltına ve kendi içsel dönüşümünü yaratarak yaparsa, ben frekansımı yüksek tutarsam çocuğumun frekansını da yüksek tutabilirim. Ailemde daha huzurlu, daha mutlu bir ortam yaratabilirim. Ailem mutlu olursa işte o mahallemdeki güzel enerjiler yaratırım. Yani kendi kapımın önünü temizleyince. Bu böyle silsile olarak inanın kelebek etkisi şeklinde gidiyor. O yüzden hani bu çalışmalar bir polyanacılık değil. Gerçekten kendini bilme, bilinci idraklı ve bir şuur yapısına geçme. Çünkü eğer ben nefesimi doğru alamıyorsam, hiç bilinçaltımın haberdar değilsem, enerjilerden haberdar değilsem çok otomatik pilotta yaşıyorum. Hiçbir şeyi sorgulamadan yapılması gereken, edilmesi gerekenlerle bu ömür bir şekilde geçiyor. O zaman da işte mutsuzluk, korku, kaygı ve o negatif saymanın içerisinde ben de kaybolup keşkelerle hayatımı tamamlıyorum. Program öncesindeki sohbetimizde dedin ya galiba o kurtarıcı rolüne girmeyin. Galiba biz yardımlaşma, fedakarlık, destek gibi kavramları da tekrar tanımlamalıyız. Evet, yani biz direkt bizden talep edilmeden kurtarıcı rolüne soyunup, daha sonra da bir söz vardır hani kör gözünü açınca ilk önce bastonunu atar. Daha sonra da diyoruz ki ben ona işte bunları yaptım, bak şimdi hiç benimle ilgilenmiyor. Kesinlikle öyle. Bu iki tane şey çok önemli. Mesela bir kurtarıcı rolü, bir de sahiplenme ve beklentiler. Bu üçünden özgürleşmemiz lazım. Neden? Eğer ben bir şeye sahibim dersem onu kaybetmek en büyük korkum olur. Eğer ben bir yardımı beklentili olarak yapıyorsam o bana yapmama olasılığı bile bir daha yapmaması değil, olasılığı bile beni kaygıya düşürür. Kurtarıcılık rolü çok tehlikeli, yaradan yerine kendini farkında olmadan koyuyorsun. O yüzden bu üçlü sistem şuradan
şunu yapabiliriz. Yani biri sizden yardım istemeden yapmayın. Bir de kendinizi yok sayacak kadar yardım etmeyin. Yardımın da bir çünkü dengesi var. Kurtarıcı rolüne girdiğimizde eğer yani o istemeden size yardım ediyorsanız onun sınavını çekme olasılığınız var. O yüzden bu çok önemli. Çok tehlikeli. Ve çok tehlikeli. Ve diyor ki Rabbim onun da hani Rabbi var. Sen ne yapıyorsun? Bir de onun sınavı onun için onun seviyesine göre belki onun sınavı benim için çok ağır. Kesinlikle öyle. O yüzden çok tehlikeli ve dedim. Ve siz ona istemeden yardım ettiğinizde orada alması gereken dersi alamayacağı için siz çıkardığınızda bu sefer daha yüksekten aşağı düşmesine sebebiyet vereceksiniz aynı zamanda. İkinci sınav o yüzden gelecek. Sınavı siz çekiyorsunuz. Ve dolayısıyla onun da bir Rabbi olduğunu, evet sizden yardım istediğinde de şu kriteri lütfen dikkat edin. Vicdanımla davranmalıyım. Yani elimden gelenin en iyisini yapıp bırakmalıyım. Buradaki en büyük kriterin de vicdanım olmalı. Hani kendimi yok sayacak kadar vermemek için bunu söylüyorum. Bu arada kaçırıyoruz çünkü hepimiz bu çizgiyi. Bakıyorum vicdanım okey diyorsa ya elimden gelen bu. Evet benim melek olarak yapabileceğim bu. Vicdanım da rahat mı? Okey yaptım her şeyi. Başka da bir şey yapabilme olasılığım yok. Deyip artık Allah'ım sana havale ediyorum. Onu sana emanet ediyorum deyip en yüce makama ona emanet etmek buradaki sınavı geçmemizi sağlar. İkincisi sahiplenme. Şimdi hiçbir şeyin sahibi değiliz. Bunu zaten o kadar çok karıştırıyoruz ki. Bedenim dahil. Bedenim dahil. Aynen öyle. Bunu bir kere sürekli kendimize hatırlatmalıyız. Yani kendimize eşyalı şık koşuyoruz, parayla şık koşuyoruz, bağımlılıklarla şık koşuyoruz, insanlarla eş koşuyoruz diyelim aslında bunların hepsine. Ve bu eş koşmalarımız gerçekten de bizim yükselmemizi, ilerlememizi engelliyor. Ama en büyük eş koşmamız sahiplenmek. Benim diyoruz. Benim dediğim her şeyden sınavdayım. Çünkü Rabbim diyor ki sen hiçbir şeyin sahibi değilsin. Sen burada sadece geçici olarak bunları kullanıyorsun. Evet, hepimiz bir güzel, konforlu yaşamayı seviyoruz tabii ki. Ben de çok seviyorum ama şu bilinçle yaşamamızı istiyor Rabbim. Burada bunları geçici olarak kullandığının bilinciyle. Yani bu benim, benim evim, benim eşyam, benim mülk araba. Mülk Allah'ındır denir ya. Aynen öyle. Bunları böyle hani amacımız ev, araba için olmamalı da hayatımızı kolaylaştırmak, konforlu yaşamak zaten bu Rabbimin. Yani onunla bir duygusal bağ kurmadan, sahiplenmeden o zaman o kadar büyük de bir şeyden özgürleşiyoruz ki korkularımızdan özgürleşiyoruz. Şu an korku en düşük frekans. Yani bizi en çok yakalayan ve tüm negatif olayları hayatımızda tezahür ettiren şey. Hiçbir şey olmasa bile ölüm korkusu var ya içten içe belki her an düşünmediğimiz ama bilinç altında yeşeren bir korku. O yani yapımızda var bu korkudan uzaklaşmak çok mu kolay? Ama bakın orada diyafram nefeslerine geçtiğiniz zaman, şimdi bu korku, diyafram bizim sağ beynimizle ve mana alemiyle bağlantı. Mesela üst solunum sol beyin daha dünyasal işlerimizi hallettiğimiz alan. Biz diyaframla o bağlantıyı tekrar kurduğumuzda bir kere inanın size şöyle söyleyeyim %90'ımızda yalnızlık duygusu var. Çünkü %90'ımız diyaframdan kopuk yaşıyoruz. Diyaframdan koptuğum an yaradanla bağlantım, maneviyatla bağlantım kopuyor. Hemen inanç eksikliği yaşamaya başlıyorum. Şimdi maneviyat, aciz hissediyorsun. Evet, mana aleminden koptum ya. Hemen böyle bir yaradanla olan bağlantım koptuğu için korkular oluşmaya başlıyor. Aslında önceden diyaframda alıyordum ve flow, huzuru, keyfi, yaradandan gelen şeyleri alabiliyordum. Şimdi bu bağlantı koptuğu için bir sürü korkularım çıkıyor. Yalnızlık korkum, ölüm korkum. İşte gelecek gibi, endişesi. Hepsinin içerisinde o sarmalık giriyorum. Endişesi. O yüzden diyaframla o tekrar bağlantıyı kurduğumda bir kere yalnız olmadığımı idrak etmeye başlıyorum. Tekrar o kalbime o sevgi frekansını, korku yerine sevgi frekansına geçebiliyorum. Ve ondan sonra yani şunu fark ediyorum. Ben nereye gidersem gideyim kalbimin derinliklerinde o sevgiyle. Yani Yaradan'la birlikteyim aslında. Aslında hep onlaydım da ben farkında değildim. Tekrar o bağlantıyı kurup farkına vardığımda ne ölüm korkusu kalır, ne yalnızlık korkusu kalır, ne de parasız kalma, ne de gelecek kaygısı kalır. Neden? Ama bunu full kuracaksınız yani. Bunu yaptığınızda kalpten. Çünkü yani o parayı verenin de sizin patronunuz olmadığını anlar, o bolluk bereketi de Yaradan verdiğini anlarsınız. O malı mülkü de Yaradan'ın verdiğini anlarsınız. Ne zaman ki
işsiz kalmaktan, parasız kalmaktan korkmaya başladınız. Hem maalesef onu tezahür ettirirsiniz. Hem de yaradan der ki sen yine şirazeyi kaçırdın, ben seni bir sarsayım. Bunu bak bir tezahür etsinler. Çünkü unuttuğun onu sana ben veriyorum. Ve ben sana sonsuz olasılıklarından verebilirim. Sen limit dedin, bana sadece bu verebilir dedin. Ve belki onun için kendini yok saydın, işte bazı şeyleri alttan aldın, değil mi? Kendi kul hakkına girdin. Kendi hakkına girdin ama unuttun çünkü beni unuttun diyor. Yine şirazeyi kaçırdın. O kadar bunlar önemli noktalar ki yani bu çalışmalarla bunlar çok hızlı bağlanıyor ama. Şimdi sen konuşurken şey düşündüm, sanki adın özellikle melek konulmuş adıyla müsemma, sanki yaradanı hatırlatıyorsun. Ne bileyim, aslında çok daha güzel, ideal bir dünya mümkün demeye çalışıyorsun. Kesinlikle bize. Öyle. Kolaylaştırıyorsun, kolayı işaret ediyorsun. Rabbimin izin verdiği kadar. Ne mutlu, ne mutlu. Hep bir dengeden söz ediyorsun ama konuşmanın öyle. Başından beri. Bu dişil eril enerji dengesini nasıl oluştururuz? Bu dişil eril enerji dengesi çok önemli. Bakın, eğer mesela dişil eril enerji en iyi anlatış biçimi şu oluyor her zaman. Eğer ben mesela bolluk bereketle sıkıntı yaşıyorsam eril enerjide blokajım vardır. Eğer ilişkilerle ilgili blokajım varsa ve sıkıntı yaşıyorsam da bu sefer dişil enerjiye bakmam gerekiyor. İşte bu ikisinde de problemim yoksa eril ve dişil enerjim dengede olduğunu anlayabilirim. Nasıl dengeyi alacağım? O zaman bakacağım. Bizim ilk tanıdığımız dişi enerji kim? Annemiz. İşte anneme bakacağım, sonra kız kardeşim varsa ona bakacağım, halam, teyzem. Bu silsileyi anneanneme kadar, hani böyle bugüne kadar gelip arkadaşlara dahil bakabilirsiniz. İlişkide bulunduğum dişilere bakacağım. Dişil enerjilere bakacağım. Bu ilişkilerimle ilgili blokaj varsa ve kimde bu döngü başladıysa onunla gidip helalleşip oradan yansıyanları içime dönüştürmem gerekiyor. Bolluk bereketle ilgili sıkıntım varsa ilk eril enerjiye bakacağım. İlk tanıdığım eril enerji kim? Baba. Baba, amca, dayı, erkek kardeş, kuzen gibi o silsileye yine bakacağım. Ve döngü kimde başladıysa onunla helalleşeceğim. Eğer bakıyorum ki babam da babasıyla sıkıntılı mesela. Babam da işte büyük dedesiyle sıkıntılı. O zaman oralardan geliyor blokajlar. Onlarla da bir imajinasyon olarak karşıma koyup hepsini, bütün aileyi şifalandırabilirim. Tabii ki bu çalışmaları hem bizimle yapabilir hem kendi de yapabilir. Bakın zaten veriyorum bilgiyi. Gerçekten nötr hisseden ne kadar yapabilirsiniz ki? Affetme meditasyonlarım var. Birincisi affet, neden affetmeliyiz, affetmezsek ne olur, affettiğimizi nasıl anlarız? Sonra affetme meditasyonu yaptığınızda burada kişide nötr kaldığımızda bu blokajlar çözülmeye başlar. İşte bu silsilelere bakıp kimlerde sıkıntılı süreç varsa bunları dönüştürdüğünde yavaş yavaş eril ve dişil enerjide dengeye gelmeye başlıyor ve bakıyorsunuz ki bolluk bereketiniz dengeye giriyor, ilişkileriniz düzelmeye başlıyor. Anlayın ki eril ve dişil enerjileriniz artık düzene girmiş şekilde olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi dedin ya, siz kendiniz de yapabilirsiniz, araçlarını veriyorum, müteşekkirim. Ya da rehberlik alabilirsiniz. Ama bugünlerde müthiş bir kirlilik var Melek. Evet. Yani herkes bir spiritüel dünyanın rehberi olarak kendini tanıtıyor. Oradaki farkı nasıl anlayacağız? Gerçekten doğru adreste miyim? Bunu nasıl bilebiliriz? Ben her zaman kalbin sesinin çok doğru olduğuna ve hep bu yolla giden biri olarak da kendim zaten bunu böyle uyguluyorum. 12 yıllık bankacılığı bırakırken de sadece kendi kalp sesimi dinledim. Burada mesela bir kişiyi dinlerken veya birinden eğitim almak, seans almak istediğinizde birinci en büyük kriter karşınızdaki kişi ilk hissiyatınız. İlk hissiyat ne hissediyorum onu sormak. Yok, sormayacaksınız. Zaten onu gördüğünüzde, baktığınızda o bir kalbiniz ona bir gider. Ya der ki ben bundan bunu almalıyım. Bu enerji geldiyse, bu hissiyat geldiyse bir kere sorgusuz sualsiz bunu bir değerlendirmeye alabilirsiniz. Çünkü sonraki aşamalarda zihin devreye giriyor. İşte zihin giriyor, başkalarından duyduklarınız giriyor. O vesvese de girebiliyor. Ama ilk hissiyat asla yalan söylemez. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Birinci kriterimiz bu olsun. İkinci kriterimiz bu işi ne kadardır yapıyor. Anlattıklarıyla yaptıkları örtüşüyor mu? Kendi zaten o hal içinde mi? Ve onu uyguluyor mu? Onun hayatına da bir göz atmak. Çok kilolu bir diyetisyene gitmeyin diyorsun. Kesinlikle öyle. Sonra gerçekten bu işi kurumsal olarak mı yapıyor? Çünkü şunu merdiven altında yapan çok fazla. Bir iki tane bilgiyi alıp atölyeye katılıp eğitim alıp bunu yapanlar da var. Mesela işte hani ben bunu kurumsal olarak 2017'den beri
kendi firmam ISO 9001 onaylı uluslararası sertifika veriyorum ve kendi ofisimde profesyonel olarak hem eğitmen yetiştiriyorum hem seans yapıyorum. Mesela buna bir baksınlar. Ne kadardır yapıyor? Bu yaptığı insanlardaki geri bildirimler ne? Hı-hı. Mesela ben geri bildirimleri de hep eklerim. Zaten onlar paylaşmak ister. Melek hocam hani bir herkes bunları duysun, çok insan yaşıyor der. Geri bildirimlerine baksınlar, işte geçmişlerine bir baksınlar, kalp seslerine baksınlar, kurumsal olup olmadıklarına baksınlar. İşte başka platformlarda çıkıp oralarda seminerler, atölyeler veriyor mu? Referanslarında kimlerle iletişimde? Yani bunu böyle genel bir analiz yaparak da oturtturabilirler ama benim en pratik çözünüm kalbinin sesleri. İlk sesleri. Sonrakiler karışıyor çünkü vesvese. Sınavda da derler ya ilk düşündüğün şey doğru cevaptır. Ne kadar örtüşüyor değil mi aslında? Gerçekten. Hayatta çok şaşırıyorum bazı çok şeylerin. Çok pratik aslında. Nasıl birbiriyle örtüştüğüne. Çok pratik. Çok pratik. Çok çok güzel şeyler. Valla işi zorlaştıran ve böyle karmaşıklaştıran insanoğlu. Aslında ben hani hiç böyle uzun ritüelleri desemem. Ben kendim zaten çok sonuç odaklı bir insan olduğum için hızlı, net ve pratik sonuca götürer. Ya bana gelen mesela çok hızlı bir şekilde o aşamaya geçmesine vesile oluyorum. Bunu neden yapabiliyorum bu arada? Çünkü kendim o süreçten geçtim. Birebir deneyimledim ve insanların nerede takılabileceğini, ne hissedebileceğini, nerelerde yolda böyle bir düşebilip düşüp kalkmaya ihtiyaç var. Damdan düşen, halinden damdan düşen anlar diyorsun. Aynen öyle ve orada o süreci geçen bir insan olarak da şimdi kişilerin işte potansiyellerini, yetenekleri neler var, nasıl bunları aşabilirler, o beş duyun ötesine nasıl geçebilirler, şifacılık özelliklerini nasıl aktive edebilirler. Tabii ki buradaki bu süreçte onlara rehberlik de ediyorum, keyifle ediyorum. Yani ve hani onların hayatında bu şekilde vesile olabilmek hani inanılmaz bir manevi tatmin de sağlıyor. Senden de bana o tatmin geçiyor gerçekten. İşte bu. Gerçekten bunu anlatmaya geçiyor. Çalışıyorum ben de. Ve acaba ta İstanbullardan kalktın geldin benim sana olan o müteşekkirliğim, teşekkürlerim acaba sana geçiyor mu? Çok çok mutlu ettin beni. Ben de çok mutlu oldum. Ve vesile bizi hepimizi gerçekten sen de gelip bu kadar bilginin zekatını bizimle paylaştığın için. Çok teşekkür ediyorum. Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı. Çok yoğun olduğunu biliyorum ama belki bir fırsat daha yaratırız. İnşallah yani ben seve seve. Çünkü bir kişiye bir dokunsak, onun hayatına bir makas etkisi yaratsak hani müthiş bir şey bu hakikaten. Evet. Hep diyorum ben kelebek etkisi. Ben buna çok inanıyorum çünkü. Tekrar teşekkürler. Namaste. Teşekkür İzleyenlerimiz böyle. Melek Hanım bana çok çok iyi geldi. Umarım size de öyle. Burada sevgiyi paylaşıyoruz. Birbirimize bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çok değerli konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz sizler için. Ama top sizde. Anladığım kadarıyla herkes kendisine yapıyor. Cennetini de cehennemini de herkes kendisi yaratıyor. Mutlu günler yaratın kendinize. İyi bakın. Hoşça kalın.